İsyan etmenin ne faydası var bilmiyorum. Bak, doğarken ağladım. Belki de o yüzdendir. Kadere kafa tutmak ne işime yarar bilmiyorum. Lakin görünce susmak içimden gelmiyor. Belki de bu yüzdendir ha. Bir çocuğun ayakkabısı yırtık. Boynu bükülmüş ama eğleniyor. Yine de mutlu. Belki de o yüzdendir. Bir anne etrafı rahatsız ettiğini düşünerek ona tokat atıyor. Bir baba geçim derdine düşmüş. Belki de bu yüzdendir. Her şeyden önce çoğunluk bir genç kıza sen insan değilsin. Sen namussun. Edebini bil diyor. Belki de o yüzdendir. Kendine ben delikanlıyım diyen o iç sürüsü de kadınlara patlak teker açık kapı diyor. Belki de bu yüzdendir ha. Neye inanacağın söyleniyor evet. Fakat tercih etmek, yönelmek yasaklanıyor. Belki de o yüzdendir. Ulan sayenizde kimse kimseyi insan olduğu için sevemiyor. Herkes yalana boğulmuş. Belki de bu yüzdendir. Bencillik hırsıyla dünyanın imanı gevremiş. Daha doğarken boşluyuz lan. Kurnazlar ebemizi bellemiş. Yalancılar gerçekleri yakıp bir de üstüne çay demlemiş. Yananların değeri yok. Belki de bu yüzdendir. Belki kafir dediklerinden silah alıp kardeşini öldüren bir Müslümanın yüzünden. Belki de ocağıyla o silahı verenlerin yüzündendir. Ama masum kanı içildikçe susmak olmuyor. Belki de bu yüzdendir ha. Susmak yok. Çünkü ölmek çok değersiz. Korkmak yok. Çünkü insanlık çelimsiz. Kanmak yok. Yalanlar kalır mı dilsiz, gerçek uzak değil bak. Yorulmak yok, susmak yok. Çünkü ölmek çok değersiz, korkmak yok. Çünkü insanlık çelimsiz, kanmak yok. Yalanlar kalır mı dilsiz, gerçek uzak değil bak. Yorulmak yok. Yasalar var ama bir de onları çıkaran yarasalar var. Evet kanunlar var ama öncelik hak değil, önce borsalar var. Nizam ve düzen dediğin şey insan eğip bükmek içinse ben yokum. Çünkü eğilmem demir dövülen ateşe atsalar da. Sizin gücünüz insanlıktan değil, para yapan arsalardan. Taşer onlar iş çıkır başlıyor dinle susturduğunuz kırsalda. Bakın büyüdük ey halkım diye anlatıyorlar her masalda. Lakin insanlık küçülüyor demokrasinizin sunduğu her fırsatta. Fırsattan faydalanmak, eğitimsiz ve utangaç büyümüş çocuk işçisini taciz eden bir patron gibi mi? Ya da protesto hakkını kullanan eylemci bir kadını gözaltına alırken taciz eden yoz bir memur gibi mi? Fırsattan faydalanmak, bir iş adamının alacağı ihaleleri düşünerek havuzlara para akıtması gibi mi? Ya da halkı din ve omuz sömürüsüyle kandırarak diktatörleşip devleti milyar dolarları aklamak için kullanmak gibi mi? Demek sisteminiz böyle mi? Yani rant ilafeti, kendini masum ve dindar gösterinin halkı soymaya cesareti. Bu pragmatist orta sınıfa yapılan popülist samazeti verdiğimini yitirmiş bu toplumsun lan. Benim hırsızım ziyafeti. Beni isyan ettiğim için mi suçluyorsun? İnançları kendine ipotekleyen, eğitimi tedavi ve gölgesini bile satan, hayasızca acılı bir anneyi yuvalatan, faşist mi değil de beni mi suçluyorsun? He? Eyvallah. Eyvallah lan. Susmak ya.